Merhaba benim güzel çocuklarım, nasılsınız? Umarım hepiniz çok iyisinizdir. Ben de çok iyiyim çocuklar. Bu dersimizde size engelden bahsetmek istiyorum. Engelliden bahsetmek istiyorum. Ama öncelikle engel nedir onu öğrenelim istiyorum. Engel doğuştan ya da doğduktan sonra bir kaza sonucu, bir hastalık sonucu ya da herhangi bir sebepten bazı yeteneklerini kaybetmiş olan kişilere biz engelli diyoruz. Bu engeller görme, fiziksel, işitsel, konuşma, zeka veya hastalıklardan dolayı oluşan engellerdir çocuklar. Görme engelli. Görme engelli insanların bazısı hiç görmez çocuklar, bazısı çok az görür çocuklar ve bazısı çok zorlu bir şekilde görür çocuklar. Görme engelliler bazen yolda yürümek için gözü gören insanlardan destek alabilirler ya da önündeki engellilerden kendine zarar gelmesin diye bir baston kullanabilirler ya da görme engelliler için özel eğitimli köpekler vardır çocuklar. Onların desteğiyle güvenli bir yürüyüş sağlayabilirler ya da yoldaki sarı şerit takip ederek görme engelli insanlar, belki siz de görmüşsünüzdür çocuklar, sarı şeritleri takip ederek güvenli bir yürüyüş sağlayabilirler çocuklar. Görme engelli çocuklar okuma yazması tabii ki olmaz çocuklar göremedikleri için. Onlar için özel bir alfabe vardır çocuklar. Braille alfabesi diye. Bu Braille alfabesi çocuklar bizim alfabemizden farklıdır çocuklar. Özel kabartmalara sahiptir çocuklar ve görmeyen kişi gözlerini kapatıp ellerini o Braille alfabesine koyduğunda ona dokunarak, onu hissederek ve onun tabii ki belli bir alfabesi var çocuklar ve bunu öğreniyorlar görme engeller. Ve gözlerini kapatarak o kabartmalara ellerini değdirerek bu şekilde okumuş oluyorlar çocuklar, anlamış oluyorlar. Fiziksel engelli insanlar. Fiziksel engelli insanlar bazı bedensel aktivitelerini yerine getiremeyen insanlardır ve genellikle tekerlekli sandalye kullanırlar çocuklar. Bu fiziksel engelli insanların tabii ki günlük yaşamda otobüse binmesi çok zordur çocuklar ve otobüse binmesi için bazı otobüslerde engellilerin binebilmesi için eğimler yapılmıştır ve bu otobüslerin üstünde engel işareti bulunmaktadır çocuklar. Merdivenler de aynı şekilde. Tabii ki engelli insanlar, fiziksel engelli insanlar merdivenlerden inip çıkamayacağı için onlar için de eğimler yapılmıştır çocuklar. Kaldırımlarda da aynı şekilde çocuklar. Kaldırımların belli bir kısmında göreceksiniz ki yollarda da onlar için de tekrardan bir köşesine eğimler yapılmıştır ki çocuklar, engelli insanlar, fiziksel engeli olan insanlar kolaylıkla, rahatlıkla çıkabilsin diye. Çünkü onların bizim gibi hareketlerini sağlayamadıkları için onlar bu şekilde çıkıyorlar. Hayatlarını bu şekilde kolaylaştırmış oluyorlar çocuklar. Tabii bazı fiziksel engelli insanlar yürüyebiliyor ama onların da ne oluyor? Kolları bazıların olmayabiliyor çocuklar. Böyle insanları da kolları, elleri olmayabiliyor. Böyle insanları da ne yapıyoruz çocuklar? Gördüğümüzde kesinlikle onlara yardımcı oluyoruz çocuklar. İşitme engelli. İşitme engelli insanlar çocuklar etrafındaki sesleri duyamazlar. Etrafındaki sesleri duyamazlar ve kimileri çok az duyar, kimileri ise hiç duymaz çocuklar etrafındaki sesleri. Fakat bu insanların, yani işitme engelli insanların etrafındaki insanlarla, duyan insanlarla iletişime geçmesi için ya da yine akrabasından, etrafındaki yine işitme engelli arkadaşlarıyla ve ailesiyle iletişime geçmesi için çocuklar işaret dilini kullanırlar çocuklar. Ve bu şekilde iletişime geçerler. Mesela size bir cümle söyleyeyim. Seni seviyorum demek. Bunu, bu demek çocuklar. Siz de annenize yapabilirsiniz, babanıza ya da arkadaşlarınıza. Seni seviyorum. Mesela bu da merhaba demek. Yani çocuklar, işaret dilinde her kelimenin bir işareti var çocuklar. Bu şekilde de anlaşmış oluyorlar çocuklar, işitme engelli bireylerimiz. Zeka engelli insanlar. Zeka engelli insanlar da doğuştan veya doğduktan sonra bir hastalık, bir kaza sonucu da herhangi bir sebepten dolayı beyinlerinde oluşan çocuklar bir hasar sebebiyle kendi başlarına düşünemeyen, başkalarının desteğine, yardımına ihtiyaç olan kişilerdir çocuklar. Bu insanlar tek başlarına problem çözemezler, bazı işlerini kendileri halledemezler çocuklar. Farklı davranışlar
sergilerler. Fakat biz etrafımızda böyle insanlar gördüğümüzde onların engelli bir birey olduğunu hatırlamalıyız ve onlara her zaman yardımcı olmalıyız ve destek olmalıyız çocuklar. Onların da bizden bir farkı yoktur çocuklar. Onlar da bizler gibi güler. Onlar da bizler gibi aynı güneşe bakar çocuklar. Onların da bizden hiçbir farkı yok çocuklar. Ben biliyorum ki etrafınızda gördüğünüz engelli bireyleri çocuklar yardımcı olacaksınız. Hastalık engeli olan insanlar, bu insanlar çocuklar bizler gibi günlük işlerini rahatlıkla yerine getiremeyen ve sürekli hastalığı olan insanlardır. Ve bazı insanlar sürekli hastanelerde ve bazı makinalara, bazı cihazlara bağlı olarak yaşarlar çocuklar. Bizler gibi rahatlıkla dışarıda gezemezler çocuklar. Konuşma engeli olan insanlar. Konuşma engeli olan insanlar da bazı sebeplerden dolayı konuşma yetisini kaybeden insanlardır çocuklar. Konuşma engelli insanlar tıpkı işitme engelli insanlar gibi işaret diliyle anlaşabilmektedir çocuklar. Peki engelli insanlara nasıl davranmamız gerektiğini biliyor musunuz çocuklar? Engelli insanlar, mesela diyelim ki oynadığımız ortamda bir engelli arkadaşınız varsa lütfen onu da oyununuza davet etmeyi unutmayın çocuklar. Çünkü onunla beraber oyun oynamanız için aranızda bir engel yoktur çocuklar. Eğer ki arkadaşınız yürüyemiyorsa onunla oturmalı oyunlar oynayabilirsiniz. Ya da görme engeli veya işitme engeli varsa da çocuklar arkadaşınızı tehlikeye atmayacak şekilde oyunlar kurabilirsiniz. Engelli insanlar bizlerden yardım istediğinde onlara yardımcı olmalıyız çocuklar. Çocuklar, Türkiye'de ilk görme engelli ressam Eşref Arman kimdir? Tanımak ister misiniz? Hadi bakalım, gelin öğrenelim. ...1953 yılında İstanbul'da dünyaya geldim. Anadan doğma görme engelliyim. Gören insanı yakaladığım zaman elimde hiç bilmediğim bir şeyi elime aldım. İyicene böyle insanları bıktırana kadar görenlere sormaya başladım. Aa dedim ya, acaba çizebilir miyim falan. Hakikaten ben bunu başardım. Yani çizebildiğimi anladım. Ondan sonra heves geldi tabii. Devamlı babamı çağırıyorum. Kuru boyalar aldırttırdım. Baba dedim, şunları sıraya dizer misin? En başa beyazı koy, siyahı, sarıyı, kahverengiyi, kırmızıyı, mavi, yeşil. 50-55 seneden fazla oldu. Hep aynı sırada durur boyalar. Hangi sırada ne renk olduğunu bildiğim için istediğim şeyi ne renk boyayacaksam oradan alır boyarım. Aynı yerine kalemi koyarım ki karışmasın. Karışırsa ben bilemem ondan sonra. Ben resim yapayım diye değil, sadece yaşadığım dünyayı tanıyayım diye başladığım bu sanatı ressam olarak yaptım, çıktım ortaya. Gördünüz mü çocuklar Eşref Armağan'ı? Görme engeli olup da nasıl güzel resimler yapabiliyor, değil mi? Demek ki çocuklar, aramızda hiçbir engel yok. Biz de resim yapabiliyoruz, o da resim yapabiliyor. Değil mi? Biz de aynı şekilde gülüyoruz, onlar da aynı şekilde gülüyor. Biz de bu dünyada yaşıyoruz, onlar da bu dünyada yaşıyor. Asla aramızda bir engel yok çocuklar. Evet çocuklar, şimdi size bir kelime öğretmek istiyorum. Ve kelimemin adı empati. 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 Evet, söyler misin? Evet, empati. Empati çocuklar. Peki empati ne demek? Empati, karşımızdaki kişinin yaşadıklarını anlayabilmek, onun duygu ve düşüncelerini bir nebze olsun anlayabilmek, hissedebilmektir çocuklar. Ve ben şimdi sizinle engelli insanlarımızı anlayabilmek için bir empati çalışması yapmak istiyorum. Ama bunu da benimle beraber sizlerin de yapmasını rica ediyorum. Hadi bakalım, başlayalım. Evet çocuklar, diyelim ki ben engelli bir bireyim, kollarım yok. Acaba nasıl resim çizerdim? Bu kalemi nasıl alabilirdim? Ellerimi, arkamı, kollarımı arkama alıyorum. Siz de bu şekilde yapın. Hadi bakalım, alın kollarınızı arkaya. Aldınız mı? Tamam, başlıyorum o zaman.
Aldım şimdi kalemi diyelim. Bakalım nasıl alacağım. Bakın. Çok zorlanıyorum değil mi? Resim çizmeye çalışacağım. Ne çizeyim? Güneş. Saçımı almıyor da. Çizelim. Çiçekler çizelim. Çocuklar, resmime bakmak ister misiniz? Kalemimi bıraktım. Biraz yaklaşalım. Resmimize bakalım. Bakın çocuklar. Ancak bu şekilde çizebildim. Gördünüz mü? Kolları olmayan, elleri olmayan insanlar bu şekilde resimleri çizebiliyor. Biraz olsun onu anlayabildiniz mi çocuklar? Evet çocuklar. Hadi gelin başka bir empati çalışmamızı yapalım. Peki ya su içmek isteseydi bu engelli arkadaşımız kolları olmadan? Bakalım nasıl içecekti? İçeceğim ben de. Ama siz de hazırladınız değil mi bardaklarınızı çocuklar? Hadi bakalım empati kuruyoruz. Suyumu içtim ama tabii ki kollarım ellerim varkenki gibi kola içemedim. Siz de öyle değil mi çocuklar? Onları anlayabiliyorsunuz değil mi güzel çocuklarım? Hadi gelin başka bir empati çalışmamızı yapalım. Peki çocuklar, bir göremeseydik eskisi gibi rahat yürüyebilir miydik, koşabilir miydik? Hadi gelin deneyelim. Bağladın mı gözlerini? Hadi başlıyorum. Korkuyorum çocuklar. Bir yere çarpmaktan, düşmekten, vurmaktan başımı çok korkuyorum. Evet çocuklar, eskisi gibi rahat yürüyemiyormuşuz değil mi çocuklar? Göremezsek. İşte o insanlar da sürekli bu karanlığın içinde yürüyorlar çocuklar. Hadi gelin başka bir çalışmamızı yapalım. Evet çocuklar, görme engelli bir arkadaşımız kalemlerini toplamak isteseydi nasıl toplayabilirdi acaba? Kapattınız mı gözlerinizi? Hadi bakalım. Önce kalem kutumuzu bulmaya çalışalım. Buldum. Fermuarını açıyorum. Açtım. Şimdi kalemlerimi bulacağım. Buldum. Buldum. Var mı başka arkadaşlar? Ben göremiyorum. Bana lütfen yardımcı olur musunuz? Bakalım. Ah, buldum. Başka yok mu? Hah, varmış arkadaşlar. Sanırım bitti değil mi? Bana yardım eder misiniz? Bitti mi? Kapatıyorum. Bitmedi mi? Nerede? Göremiyorum. Sanırım bitti. Ah! Bir tane daha varmış. Sanırım bitti değil mi arkadaşlar? Ben görme engelliyim. Bana yardımcı olur musunuz? Ah! Bitti demek ki. Tamam. Çok teşekkür ederim. Ah! Kapatamadım. Aydınlık. Çocuklar demin büyük bir karanlığın içindeydim ve hiçbir şey göremedim. Ama Allah'tan sizler bana yardımcı oldunuz da ben kalemlerimi bulup koyabildim. Siz de engelli, görme engelli arkadaşlarınız varsa ya da farklı bir engel olan arkadaşlarınız varsa lütfen onlara yardımcı olun değil mi? Onları biraz olsun anlayabildik mi çocuklar? Engelli bireylerimizi biraz olsun anlayabildik mi? Evet çocuklar, her zaman bizden yardım isteyen engelli bireylerimize yardımcı olalım. Olur mu?
Evet benim güzel çocuklarım. Tüm çalışmalarımızı onları biraz olsun anlayabilmek adına yaptık çocuklar. Siz de lütfen bu çalışmayı video benimle beraber ya da video bittikten sonra bu çalışmalarınızı yapmanızı rica ediyorum. Bu empatiyi kurmanızı rica ediyorum. Çünkü onları biraz olsun anlayabilmek adına. Ve yaptıktan sonra lütfen bana videolarınızı ve fotoğraflarınızı atın. Çünkü çok merak ediyorum sizler nasıl yaptınız. Evet çocuklar, bu dersim buraya kadar. Bir sonraki dersimde görüşmek üzere. Sizleri çok seviyorum. Sağlıcakla kalın benim güzel çocuklarım.